Merhaba, konuğumuz fizyonomist Sayın Ahmet Burak Atak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Hep birlikte bu yayını kotaracağımızdan eminim ben. Ve hemen sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Tabii ki. Ben Ankara doğumluyum. Ankara'da büyüdüm. Fizyonomiyle uğraşıyorum. Fizyonomiyle birlikte birçok farklı ilimle uğraşıyorum. Her zaman söylediğim bir şey var. İnsan öğrenme yolculuğundadır. Kendinden öncekilerden öğrenir, kendinden sonrakilere de öğretir. Ben eğitim akademimde eğitimler veriyorum. Aynı zamanda kendim de eğitimime devam ediyorum. Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde davranış bilimleri üzerine eğitimim devam ediyor ve bir kitap çalışmam var. Herkes için fizyonomi dediğimiz, herkesin en azından temel seviyede de olsa fizyonomiden faydalanabileceği, fizyonominin nimetlerinden faydalanabileceği bir kitap çalışmamız var. Eğitimlerimiz merkezi Ankara'da olan eğitim akademimizde devam ediyor hali hazırda. Zoom üzerinden ve yüz yüze olarak. Aşağı yukarı dünyanın 22 ülkesinden öğrencimiz var. Amerika'dan, İsviçre'den, İsveç'ten, Danimarka'dan, Almanya'dan, Azerbaycan'dan. Çok keyifli eğitimlerimiz var. Bu eğitimlere katılmak isteyenler mutlak surette size ulaşacaklardır diye düşünüyorum. Evet, fizyonomi nedir? Fizyonomi aslında insan tanıma sanatıdır. Yani insan tarih boyunca merak etmiştir hocam. İnsanda iki tane temel duygu vardır. Birincisi korkudur. Mesela bir çocuk hiçbir duyguyu bilmeden korkuyu bilir. Ama bu korku temel seviyededir. Mesela hiçbir şeyden korkmaz. Çaydanlıktan, sıcaktan, yüksekten ama havaya attığınızda korkar. İkincisi de meraktır. İnsan hep merak etmiştir hocam. Öğrenme yolculuğumuz dediğimiz şey de merakın başlangıçtan sona ulaşmasıdır. İnsan merakının peşinden gittikçe önce kendini keşfetmiştir, daha sonra etrafındakileri keşfetmiştir. Zerreden küreye keşfin yolculuğuna biz merak serüveni diyoruz hocam. Fizyonomi de burada merakımızı gidermek için en etkin ilimlerden birisidir. Aslında birçok farklı ilimin temeli fizyonomidir. Fizyonominin 3 katı vardır. Birinci katında karakter analizi vardır. Burada kişinin huyları, özellikleri, neleri yemesi gerektiği, neleri yememesi gerektiği, hangi mesleği yapabileceği, nasıl bir insanla evlenmesi gerektiği gibi veya hangi alanlarda daha yetkin olduğu, hangi spor dalına daha yetkin olduğu, hangi sanat dalında becerikli, kabiliyetli ve doğal bir hazine olduğunu gösteren bir ilimdir. Fizyonominin ikinci katı da sağlıkla ilgilidir. Bu kişi hangi sağlık sorunlarını yaşamaya daha meyillidir? Hangi sağlık sorunlarıyla baş etmesi gerekir ve nasıl yaşaması gerekir? Ben diyet programlarından ziyade insanın sağlıklı yaşaması gerektiğini düşünüyorum ve bunu savunuyorum. Fizyonominin üçüncü katı da kişinin hayatındaki önemli dönüm noktalarını gösterir. Evlilik gibi, kariyer gibi veya şöyle söyleyeyim, benim çok sık kullandığım bir terim var. Ben diyorum ki bir insanın hayatında iki tane çok önemli tercih vardır. Birincisi doğru eş, ikincisi doğru iş. İnsan işini ve eşini seçemezse, ki biz bunların ikisini de kader çizgisi üzerinden görüyoruz. Bunların ikisini de seçemezse maalesef ki hayatı hüsranla devam ediyor. Hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu olamıyor maalesef. Fizyonomiyi biz bu alanlarda da kullanıyoruz çok etkin bir şekilde. Hayatımızın her noktasında, her alanında çok etkin bir şekilde kullanabileceğimiz bir ilim dalıdır. Bilimle de iç içedir. Evet. Peki fizyonomiyi, yani ilmi, simayı. Evet. Kullanım alanı nerelerdir? Toplumumuzun en azından temel seviyede de olsa tamamının fizyonomiye vakıf olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü fizyonomi hayatımızın her alanındadır. Çocuğunuzun doğmadan önceki anneye yaklaşımından tutun, doğum anı, hamilelik anı, daha sonrası yetiştirilmesi, büyütülmesi, evlendirilmesi, 40 yaş bölümü ve ihtiyarlaması, her alanında fizyonomi aslında bir rehberdir. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Fizyonomi bizim navigasyonumuzdur. Ve navigasyonların bir özelliği vardır. Mesela asla sizi azarlamaz, size kızmaz. 50 metre sonra sağdan dönebilirsiniz der. Siz dönmeyi unuttuğunuzda niye dönmedin? 50 metre önce dönecektin. Hep aynı şey yapıyorsun demez. Der ki bir sonraki sapaktan dönebilirsiniz veya 100 metre sonra dönebilirsiniz. Fizyonomi de aynen böyle. Bizim elimizdeki ve yüzümüzdeki çizgiler ne zaman dönmemiz gerekiyor, ne zaman devam etmemiz gerekiyor, ne zaman durmamız gerekiyor aslında onu gösteriyor.
Biz de bunu okumaya çalışan insanlarız. Bize de fizyonomist diyorlar. Peki fizyonomiyi kimler öğrenmeli? Öncelikle öğretmenlerin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Çocuklarımız ham beyinlerle, ham zekalarla işlenmeye açık, bilgiye açık bir şekilde okula gidiyor. Öğrenme evde başlıyor, okulda devam ediyor. Eğer kaliteli bir öğretmeniniz varsa bu kaliteli bir zanaatkar demektir. O zanaatkar yani o sanatçı o çocuğu işleyecek. Öğretmen ne kadar güzel desen çıkarabilirse, ne kadar yetenekli olursa o kadar güzel ürünler çıkar, o kadar güzel sanat eserleri çıkar. Yani burada ilk önce öğretmenlerin öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Temel seviyede bile olsa. İkincisi psikologlar. Üçüncüsü sağlık. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi sağlık alanında fizyonomi o kadar etkin ki hani bireysel anlamda benim eğitim akademimden sağlık çalışanları olsun, öğretmenler olsun, psikologlar olsun veya emniyet mensubu olsun çok eğitimler veriyorum ama yarı homojen gruplarda oluyor. Bazen karma gruplarda. Bunun haricinde kurumlara gidip eğitim veriyoruz. Mesela bir okula gidiyoruz. 50 tane öğretmen var. Toplu bir şekilde eğitim veriyoruz. Ve ben inanıyorum ki çocukların hangi mesleği seçmeleri gerektiği, hangi sanat dalında, hangi spor dalında yetenekli olduğu ve nasıl beslenmesi gerektiği, nasıl ders çalışması gerektiği, odasının hangi renk olması gerektiği, hangi doğal taşı kullanması gerektiği, hangi kokuyu kullanması gerektiği, bunlar çocuğun performansını %100 etkiliyor. Bakın çok net söylüyorum, %100 etkiliyor. Şu an zaten bu konuda çok iyiyiz. Emin olun birçok kanaat önderi, birçok bu işi çok iyi yapan, eğitim sektöründe üst düzey olan birçok insan çocuğunu analiz ediyoruz zaten. Çalışmalarımız çok güzel devam ediyor. Okullarda çalışmalarımız var. İkincisi benim hani biraz önce sözünü ettiğim evlilikle ilgili kadınlarımız maalesef ki eşlerini seçmekte çok sıkıntı yaşıyorlar. Mesela 4 gündür İstanbul'dayım ben. 50'ye yakın analiz yaptım ve 25 tanesi eşinden ayrılmış insanlardı. Ve evlilikleri en fazla 2-2,5 yıl sürüyor. Burada biz fizyonomiyi doğru kullanmış olsaydık emin olun bu ayrılıkların birçoğu bu şekilde olmazdı. Kendisine söyledim, kaynanızın böyle bir huyu var ve şunları yaşıyorsunuz. Evet, zaten evlenmeden önce de bunları biliyormuşsunuz. Aslında dedi eşimle konuştum ve kendisine bunları anlattım ve bana hani tamam hallederiz dedi ama halletmedi dedi. Yani burada kendisine şunu söylüyorum mesela 25 yaşında evlenmişsiniz diyorum. Evet diyor. 23 yaşında da diyorum birisiyle görüşmüşsünüz, neden evlenmediniz? Uyuşmadı diyor, anlaşamadık diyor. Aslında evlenmesi gereken kişi oydu. Yanlış bir evlilik yaptı. Yani buradaki yanlış evlilik emin olun hayatı o kadar değiştiriyor ki. Ve en az 3 tane bizim evlilik ihtimalimiz var. Ve o doğru tercihi yapamadığı için işte burada fizyonomi devreye giriyor. Defalarca kez söylüyorum hocam, analizlerimde de söylüyorum, sürekli bununla karşılaşıyorum. Bir insanın, mesela bir kadının doğru eşi seçmesini ve bir erkeğin doğru işi seçmesini sağladığımızda bile inanın topluma müthiş bir hizmet etmiş olacağız. Kesinlikle. Peki eğitim sisteminizi anlatır mısınız bize? Tabii ki fizyonomistin yetiştirilmesi sistemimiz var bizim. Yani ben tamamen fizyonomist yetiştirmeye odaklandım. Hani bu ilmi dediğim gibi herkesin duymasını istiyorum. Çünkü 80 milyon insana ben tek başıma yetişemem. Burada benim ilmi doğru kullanacak, benim gibi doğru düşünen insanlara ihtiyacım var. Bu yüzden fizyonomistin yetiştirilmesi eğitim sistemimiz var. Bu 4 aylık bir sistem ama bundan önce farklı meslek gruplarına verdiğimiz eğitim var. Bir de herkes için fizyonomi dediğimiz başlangıç seviye, temel seviye fizyonomi eğitimimiz var. Bu eğitimlerimize katılan öğrencilerimizden biz kendimiz el ve yüz çizgilerine bakarak öğrenci seçiyoruz ve kendilerine diyoruz ki eğer sizin için de uygun olursa sizi bir sonraki eğitime alabiliriz. Benim eğitim akademimde çok verimli eğitimler veriliyor ama maalesef herkese eğitim veremiyoruz. Çünkü bilgi bir emanettir ve emaneti ehline vermeye çalışıyoruz. 4 aylık eğitimimiz haftada 2 gün, 16 hafta ve 32 ders şeklinde. 10 günde bir YouTube yayınları yapıyoruz, Zoom üzerinden eğitimler veriyoruz. Onun haricinde öğrencilere özel gruplarımız var. Orada analizler yapıyoruz. Tamamen analiz yapabilecek ve ilmi doğru bir şekilde taşıyacak insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim eğitimimizin şöyle bir farkı var. Farklı meslektaşlarım var elbette ki eğitim veren ama biz üniversitenin uzaktan eğitim merkezi üzerinden çalışıyoruz. Ve eğitimlerimiz bir müfredat şeklinde. Eğitim sonunda da katılım belgesi değil, eğitim belgesi veriyoruz. Yani Türkiye'de sadece bizim verdiğimiz
el ve yüz çizgileri okuma eğitimi belgesi, üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliği olan bir belge. Çünkü yurt dışından da çok sayıda öğrencim olduğu için onların da kullanabilecekleri, geçerliliği olan o belgeyi alıp bu işi meslek olarak idame ettirebilecekleri, fizyonomist olarak mesleklerini, meslek kodlarını, sigortalarını yapabilecekleri bir iş imkanı da sunuyoruz aslında. Evet. Peki analiz yaptıranların hayatında neler değişir? Aslında el çizgileri zannedildiği gibi sabit değildir ve her 3 ayda bir değişir. El çizgileri dediğimiz şey şudur. Şimdi bizim parmak uçlarımızda sinir uçları vardır. Parmak uçlarımızdaki sinir uçları doğrudan beyinden gelen sinyallerle yönlenir. Ve siz zihninizi değiştirdiğinizde, yani Kur'an-ı Kerim'deki akletmez misin sözünün tezahürü aslında budur. Biz aklettiğimizde, düşündüğümüzde zihinle birlikte geleceği inşa ederiz. Yani düşüncelerimiz söyleme, söylemlerimiz eyleme dönüşür. Burada düşündüğümüz şey elimize yansır. Biz eline baktığımız zaman ben şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela siz yurt dışına gitmeyi düşünüyorsunuz diyorum. Evet diyor. Siz köye ev yaptırmayı düşünüyorsunuz. Aa evet diyor. Yani biz bu düşünceyi mesela elinden anlıyoruz. Eline baktığım zaman kendisine diyorum ki siz eşinizden ayrılmayı düşünüyorsunuz diyorum. Şöyle şöyle bir huyu var ve fiziğini de tarif ediyorum. Dış görünüşü böyle bir isim diyorum. Evet diyor. Sebebi de diyorum görümceniz diyorum. Görümcenizin huyu şu şekli ve tipi şöyle diyorum. Allah'tan ellerim şu an böyle. Ben aslında sizin analizini yaptım hocam 30 saniye içerisinde. Benim mesleki deformasyon oldu. Birisiyle karşılaştığımda analizini yapmam aşağı yukarı 30 saniye sürüyor. Eyvah eyvah. Zaten bir iki şey söyledim size. Şimdi analizden sonra hani sadece bu şey gibi değil. Mesela telefonunuzu tamirciye götürüyorsunuz. Adam bakıyor, suya düşürmüşsünüz. Evet, sonra işte suya düşürmüşsünüz. Bizimki öyle değil hocam. Yani burada size bir şeyler anlatmaktan ziyade hani analiz adı altında işte şöyle bir huyunuz var, böyle bir huyunuz var, kaşınız öyle, gözünüz böyle demekten ziyade sizin hayatınıza yön vermenizi sağlayacak ve gerçekten işinize yarayacak bilgiler veriyoruz. Burada diyorum ki bakın sizin kan grubunuz şu ve şuna göre beslenmeniz gerekiyor. Şöyle bir huyunuz var, böyle bir hastalığınız var. Zaten hocam bana bir insanın hastalığını söyleyin, ben size ne yaşadığını, dış görünüşünü, huyunu, her şeyini anlatırım. Hatta nasıl beslendiğini, nasıl nefes aldığını, nasıl uyuduğunu bile söyleyebilirim. Çünkü hastalık dairesi gerçekten de kişinin zihin dünyasıyla ilgili. İnsan kendi kendini hasta ediyor aslında. Şimdi analizde onu neyin hasta ettiğini, o sorunu, sıkıntıyı neden yaşadığını ya da dün mesela bir öğrencim analiz yaptırdı. Hapiste olan birisinden bahsetti. Ben de hapse neden girdiğini söyledim. Şu nedenden dolayı hapse girdi ve bir müddet daha kalması gerekiyor. Girmeden önce şunları şunları yapmış, şunları şunları söylemiş dedim. Düşündü, aynen öyle hocam dedi. Biz bunları yapmaması için kendisini de çok uyardık dedi. Ben adamı hiç görmedim. Ama adamın tipini de tarif ettim. Dedim böyle birisi dedim. Evet hocam aynen öyle birisi dediler. Şunları şunları yaptı dedim. Evet yaptı dediler. Burada bizim amacımız şu. Analizi yaptık. Tespiti yaptık. Doğruladık. Evet doğru. Daha sonra diyorum ki bakın şunu 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 yapmanız gerekiyor. İki şekilde hocam. Birincisi zihinsel olarak. İkincisi de fiziksel olarak. Şunları kullanabilirsiniz. Mesela soğanla şöyle bir uygulama yapabilirsiniz. Sarımsakla böyle bir uygulama yapabilirsiniz. Ve şunu şunu da ekstra uygulayabilirsiniz. Ve şu telkinde bulunun gibi çözüm önerileri de sunuyoruz. Emin olun çözüm önerilerinde çok iyiyiz. Çünkü analiz alan herkes bir süre sonra dönüş yapıyor. Hocam gerçekten de diyor çok faydasını gördüm. Hayatımda çok değişiklikler oldu. Peki son olarak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Herkes en azından hayatında bir defa bize olması şart değil. Herhangi bir meslektaşıma da olabilir analiz yaptırmasını tavsiye ederim. Çünkü biz aslında kendimizi tanımıyoruz. Bakın insan insanın aynasıdır. Bu çok derin bir cümledir. Buradaki anlatım bana göre şudur. İnsanın başka insanları görmesi ve onlara kendini yansıtması ayna olduğunu gösterir. Yani aynanın özelliği nedir? Bilgiyi olduğu gibi yansıtması, dürüst bir şekilde ne görüyorsa onu yansıtması. Siz esmerseniz, kare yüzlüyseniz, dominant baskın bir karakterseniz sizi üçgen yüzlü, sarışın, renkli gözlü göstermez ayna. Ne görürse onu gösterir. Ama aynanın bir diğer özelliği de kendini göremez. Siz ayna olmadan kendinizi göremezsiniz. O yüzden insan insanın aynasıdır. Herkesin bir aynaya ihtiyacı vardır. Herkesin hayatında en azından bir defa olsun
analiz yaptırması elzemdir. Bu yüzden ricamdır bizi izleyenlerden en azından bir defa da olsa kendilerini analiz ettirsinler ve kendilerini tanıma yolculuğuna girsinler. Çünkü diyelim ki çocuğunuz ağlıyor. Yaptığınız ilk şey ne? Sus demek yerine ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Yani sorun ne? Sorunu bilmeden çözüm üretemezsiniz. Önce sorunu görmeniz gerekiyor. Eğer siz bir sıkıntı yaşıyorsanız, işlerinizde bir sorun varsa, doğru ortaklığı yapamıyorsanız, hep kandırılıyorsanız, hep yanlış insanlarla karşılaşırsanız o zaman sizde bir sorun var demektir. Çünkü zihin nasıl çalışırsa öyle karşılık bulur. Hiç kimse arpa ekip buğda biçmez. Burada benim ricam analiz yaptırmaları ya da elma almak yerine elma toplamayı öğrenmeleri, yani eğitim almalarıdır. Çünkü ilim bir ışıktır. Ben kendi ışığımdan veriyorum ama hiçbir şey kaybetmiyorum. İlimi dağıtıyorum hocam. İnsanların en pintisi bilgiyi kendinden bilen, kendinden zanneden ve paylaşmayandır. Ya da yanlış paylaşandır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim çok hocam. Çok kıymetli bir sohbetti. Çok keyifli bir yayındı, evet. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun. Evet, fizyonomist Sayın Ahmet Burak Atak konuğumuz oldu. Hoşça kalın.